Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzcan'cım Mart 2020 Akrepleri neler bekliyor? Güzel şeyler bekliyor. Güzel. Tamam, yeterli bu bizim için. Ben de yeter mi? Daha yeter. yeter. Böyle bir tamam. video yaparım mı ya? Bile. Güzel, ne kötü, iyi. Sen öyle de, 12 burcu da öyle. Güzel. <laughs> tamam, güzel. İyi olacak arkadaşlar. Bir, cahil, ne olacak? cahille çok karşılaşmayacaksın. Neyle? Her şey, cahille çok karşılaşmayacaksın. Mümkün mü? Etrafındaki insanlar seni <laughs> iyi anlayabilecek. Ha, Gökyüzünde tamam. aşk, para, seks her şey var. Nasıl? Güzeldi değil mi? Ama unutmayın. Gerçekten güzel ya. Şaka falan demiyorum. Gerçekten güzel. 9 Mart'ta uğraşacak Kur'an. Dolunay'ın etkisi de iyi. 24 Mart'taki Gezegen kombineleri de iyi. Jüpiter. Çünkü bak unutma seni yöneten, Akrep Burcu'nu yöneten bir Plüto var. Akrep Burcu'nu yöneten o Plüto oğlaktı. Aynı şekilde Akrep Burcu'nu yöneten ikinci gezegen Mars. Plüto ve Mars gökyüzünde el birliğiyle kol kola. Bunun anlamı sana çift yönetici gezegenin ne kadar ters orsalar da, agresif orsalar da, huysuz orsalar da bu iki çift yönetici gezegenin gökyüzünde kombinasyonla beraber ne yapıyorlar? kavuşuyorlar. Huylu oluyorlar bir Huylu anda. oluyorlar. Jüpiter'de ne yapıyor? Yani şöyle düşün. Mare'nin iki tane kabadayısı bir kahvede oturmuşlar. Ne yapıyorlar? Keşkürüyorlar. Yumuşamışlar. Yani tatlı tatlı oturup sohbet ediyorlar. Sana yarayacak. Bunun anlamı yeni iş ve kariyer projelerinin geleceği uzun zamandan beri gelmeyen bazı iş ve kariyerle ilgili gelebilecek bu projelerin pek çok akrep burcunun hayatını renklendirmeye başlayacağı. Ve yaşamında bu dönemlerden itibaren e, aktifleşeceği ve parasal kaynakları Haziran, Temmuz, Ağustos'ta iyileştirebilecek bir dönemin başlangıcı. E, bir bakıyorsun Mars'ın, Jüpiter'in, Satürn'ün, Plüton'un çevresel şartlarla ilgili bölgede aktifleştiğini gösteriyor. Güçlü dostlar, güçlü arkadaşlar ve güçlü insanların destekleriyle gelirebilecek. Ee, yapıları gösteriyor. Ya bu dönemlerde Akrep Burcu yeni iş başlangıçları, medya, radyo, televizyon, gazetecilik gibi konularla uğraşan Akrep Burçları'na yeni iş fikirlerinin gelmesi, kitap yayınlanması, reklama çıkması, dizi film projesinin gelmesi. Eğer evde oturan bir Akrep Burcu'ysan da eğitim, ve eğitimin arkasından gelebilecek kariyer başarıları ile ilgili dürtüleri temsil ediyor. Eğer bunların hiçbirini yapmıyorsan uluslararası seyahatler yaparsın, yolculuk yaparsan. Bunu da yapamayacaksan bir köyde yaşıyorsan diğer köye seyahate gidersin. Vay be bu çok müthiş. Yani bu kadar. Yani bu dönemde yine kalırsan verimli olur. Ama o 11 Mart'tan sonra bu dönemde yaptığın her iş, dokunduğun her şey senin adına iyi olur. 9 Mart, 24 Mart, 27 Mart. Sebebini söylemiyorum. Bu da Oğuzhan Ceyhan Gizli. Sevgiler. Ha.